Sireneika Aslanı Ömer Muhtar. Gözlerinizi kapatın ve sizi, sıcağı sizi yakacak, rüzgarı yüzünüzde hissedeceğiniz uçsuz bucaksız bir çölün ortasına götürelim. Libya Çölü. Bir ulusun kaderini değiştiren ve tarihin akışını durduracak bir isyanın merkezinde. Bu çölde bir kahramanın hikayesi başlar. Ömer Muhtar. 20. yüzyılın başında İtalyan işgaline karşı direnen Libya'nın bağımsızlık savaşının sembol isimlerinden biri olan Ömer Muhtar, hem stratejik zekasıyla hem de inancı ve kararlılığıyla tanındı. Bedevi bir aileden gelen bu mütevazı adam, genç yaşlarında Kur'an'ı ezbere bilmekteydi. Dini eğitiminin yanı sıra savaş stratejileri konusunda da kendini geliştirdi. Bu, onun direnişin lideri olmasının önünü açtı. İtalyan işgaline karşı 20 yıl boyunca amansız bir direniş gösteren Ömer Muhtar, gerilla savaş taktiklerini mükemmel kullanarak düşmanını zayıflatmayı başardı. İtalyanlar için çöl aslanı olarak anılan Muhtar, onların en gelişmiş teknolojilerine ve üstün güçlerine rağmen direnişin simgesi oldu. Belgeselimizde Ömer Muhtar'ın gençlik yıllarından başlayarak öğretmenlik yaptığı dönemlere, ardından Libya halkının özgürlük mücadelesine liderlik ettiği yıllara kadar olan süreci derinlemesine ele alacağız. Muhtar'ın savaş alanındaki başarısının sırrını, inançlarına olan bağlılığından mı yoksa savaş stratejilerindeki ustalığından mı aldığına tanıklık edeceğiz. Bu belgesel sadece bir direniş liderinin değil, aynı zamanda bir ulusun özgürlük ve bağımsızlık için nasıl bedel ödediğinin hikayesini anlatacak. Ömer Muhtar'ın hayatı, inancın, azmin ve bağımsızlık aşkının sarsılmaz gücünün canlı bir örneği olarak tarihte yerini almıştır. ...1858 yılında Libya'nın Cebel Akdar bölgesinde dünyaya gelen Ömer Muhtar, bedevi bir aileden gelmekteydi. Genç yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfz etti ve İslami bilgilerle donandı. Eğitimini tamamladıktan sonra bölgesinde öğretmenlik yaparak genç nesilleri yetiştirmeye başladı. 1911'de İtalya'nın Libya'yı işgal etmesiyle Ömer Muhtar için hayatının en kritik dönemi başladı. Aslen bir öğretmen olan Muhtar, Libya halkının direniş hareketine katılarak savaş stratejileri konusundaki bilgisiyle direnişçilere liderlik etmeye başladı. İtalyanlar teknolojik üstünlükleri ve sayıca fazla olmalarına rağmen Ömer Muhtar'ın gerilla taktikleri karşısında etkisiz kaldılar. Muhtar, halkıyla birlikte dağlık bölgeleri ve çölü kullanarak düşmanına sürekli baskınlar düzenleyerek onları yıprattı. Bu başarılı taktikleriyle Çöl Aslanı unvanını kazandı. Ömer Muhtar sadece bir askeri lider değildi. Aynı zamanda manevi bir rehberdi. İnancının derinliği direnişçilere moral kaynağı oldu. Direnişin her anında
onun inancına ve azmine tanıklık edildi. 20 yıl süren bu direniş 1931 yılında Ömer Muhtar'ın yakalanmasıyla son buldu. 16 Eylül 1931'de İtalyanlar tarafından idam edilerek şehit edildi. Ancak onun direnişi ve bağımsızlık için verdiği mücadele Libya halkı için bir sembol haline geldi. Ömer Muhtar'ın mücadelesi sadece Libya için değil, tüm bağımsızlık mücadeleleri için bir ilham kaynağı oldu. Onun hayatı zulme karşı durmanın, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele etmenin ve inançla, azimle bir şeyler başarmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Allah var etti ve tekrar ona döndü.